Demarke Quiz'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda sizin de çok yakından tanıdığınız Ekin Kolan var. Değil mi? Herkes de tanıyordur. Yani YouTube'da. Evet. Selam, merhaba. Twitter'dakiler tanımıyor olabilir ama. Twitter tayfası tanımıyordur. Tanıyordur ya seni. Tanımıyordur canım. Sen niye tanısın ki? Diğer YouTuber'lara... Aile kitle. Evet ama diğer YouTuber'lara göre bir tık daha... Twitter'cı mıyım? Yaşlı olduğun için. 32 yaşındayım bu arada. Saçın başın nasıl? Bana kimse bir şey demedi abi, saç şöyle saç böyle böyle çıktı abi, bilmiyorum. Aynaya da bakmadım. Ya istiyorsan. Niye, çok önemli değil. Aslında namı diğer TAA mı demem gerekiyordu? Ha. Ta mı diyorsun? Ta diyorum şimdilik. Bir açılım yok. Teknoloji atanan adamdı. O isim hakkı Webtekno'da, İzmo'da yani. Hı-hı. Onu kullanmadım. Ta diye açtım. Ta. Gayet yani şu an bir açılımı yok. Biliyor zaten öyle bir. Neden hani aynen. Çok güzel devam ediyor yeni videolar. Vallahi güzel gidiyor. En azından hani şey böyle. Hayatın sırrını verdiğimiz bir video değil ama her cuma işte 10 dakikada olsa 20 dakikada olsa kafa dağıtacağız. Aslında hani ne diyor ya, boş içerik. Boş içerik ama hani kimine göre boş? Kimine hayır, göre? Yine az buçuk da olsa biraz dikkat edilmesi gereken bilgileri falan da veriyorum. Ya hem öyle aynen, hem de bilgilendirici bir içerik tabii. Sonuçta ya orada. Boş derken şey, yani kafa dağıtmaya yönelik içerik yani. İnsanlar seviyor ki bu izlenmeye de yansıyor zaten. Yani ortalaması bayağı yüksek. Bunu sohbet kısmımızda da konuşacağız zaten uzun uzun. Quiz'i izledin mi? Daha önceki bölümleri izlemedim. İzlemedin mi? İzledim. Geçen sene izlemiştim ama bu sene izlemedim yani. Okey tamam. Ama hakimsin en azından. Soru soracağız, cevap vereceğim yani. Bu kadar basit. Bu YouTuber'lar hep beni zorluyor. Niye böyle? İzledim bunlar? İzledim. Geçen sene alacaktı beni. Almadı konuk olarak. Burada bana evet. Beni söyledin. İşte Liverpool'dayken konuştuk. Quiz'e evet. Gel, quiz'e gel, quiz'e gel. Kaç sene? 2 sene geçti. Doğru. Pound 5 liraydı. Oldu. Güzel şu an 8.5 olmuş herhalde. Güzel yakaladın. Peki kaç yaparsın tahminen? 23 sorum var. Klasman ne? Mesela sporda, futbol dışında yokum. Şimdi şöyle, bunu da buradan belirtelim. Normalde biz spor ağırlıklı soruyoruz. Burada evet, hep spor camiasından işte insanları bilmiyorum. Ağırladığımız için özellikle ikinci sezonda full spor üzerinde gittik. Bu sezon sporla başladık ama biraz daha spor dışı sektörlere de kayıyoruz. Bu ilk sensin. Tamam. Hem teknoloji, hem oyun dünyası, hem spor karışık sorular var. Zaten bence öyle sorun ya. Konuğa göre sormak daha mantıklı. Evet, biz de öyle ilerliyoruz. Bundan sonra bu sezon öyle ilerleyeceğiz en azından. Şimdi Allah en kazını sormuşsundur. Zor mu? Yok, kazık değil ya. Ya böyle şey değil. Mesela bana şey dediler. Kim 1 milyoner olmak ister yarışmasına katıl diye. Bizim ofise bayağı bir katılan oldu. İşte elenen oldu falan filan. Adamlar şey anlatıyor ki hani mesela YouTuber kameraya da alışkın. Ama çok gergin işte sağa bakma sola bakma falan muhabbetleri varmış orada. Hani evet, seyirciye evet. Göz göze gelme muhabbeti. Ama aynı kurgu şey üzerinden gidiyor çünkü. Yanlış bilirsem yani bildiğim bir şey yanlış söylersem en azından ya. Kendimi mal gibi seçeyim zaten. Orada da tabii ki ilk sorularda süreyle bir yarışım var ama burada 3 dakika süren var 23 her soruda. Her soruda da ya toplam 3 dakika süren var 23 ya soru. Tamam hadi bak. Ben sana sal gelsin. Soracağım, sen ister pasta ister cevap ver. Tamam. Hazırsın? Hazırım. O zaman başlıyoruz. Başlayalım. O zaman 3. bölümümüz başlıyor. Ünlü rapçi Ceza'nın ilk yüze girdiği oyun A. Pas. Süper Lig tarihinin 5. farklı şampiyonu B. Bursa Spor. Doğru. Half-Life adlı oyunun bomba yığma amaçlı bir modu olarak yaratılan, daha sonra ayrı bir oyun olarak karşısına çıkan FPS oyun C. Counter Strike. Doğru. Arnavutluk karşısında ilk kez milli formayı giyen Beşiktaşlı futbolcu. D. Dorukhan Toköz mü? Toköz müydü? Doğru. Dorukhan Toköz. NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen milli basketbolcu. E. Pas. 10 Kasım 2015 yılında piyasaya çıkan ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunduğu bir beyzbol topu olan oyunun adı F. Pas. Klopp'un Liverpool'da oyun içerisinde rakip takımı uyguladığı presin adı G. Pas. James Harden'ın forma giydiği takım H. Pas. Aykut Kocaman'ın kariyerinde forma giydiği son takım İ. İstanbulspor. Doğru. Kariyerinin ilk 2 sezonunda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Kamerunlu NBA All-Star'ı J. Pas. Manchester United'ın lakabı K. Kırmızı Şeytanlar. Doğru. Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Atletico Madrid'den 80 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isim L. Unuttum adamı. Pas. Milli takımımızın Euro 2020 elemeleri 2. maçında 4-0 mağlup ettiği ülke M. Moldova. Doğru. Bir dönem ülkemizde çokça popüler olan Finlandiyalı telefon üreticisi N. Nokia. Doğru. Şu anda TBF CEO'luğu yapan Fenerbahçe'nin efsane 7 numara basketbolcusu Ö. Pas. Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin ölümüne neden olan hastalık P. Parkinson. Doğru. Capcom'a ait olan Japon korku ve hayatta kalma oyun serisi R. Resident Evil. Doğru. Euro 2008 çeyrek finalinde Hırvatistan'a karşı maçın 120. dakikasında kaydettiği golle karşılaşmayı penaltılara götüren isim S. Semih Şentürk. Doğru. 2005 yılında Ankara'da kurulmuş olan Türk oyun firması T. Pas. Bünyesinde Rainbow Six gibi popüler oyunları bulunduran Fransız video oyun geliştiricisi ve yapımcısı U. Ubisoft. Doğru. Frank Oznovic'in yarattığı ve seslendirdiği meşhur Star Wars karakteri Y. Pas. Ben Star Wars'ı hiç izlemedim. PUBG'de bulunan karlı haritanın adı V. Weekend'i. Doğru. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in memleketi Z. Zonguldak. Doğru. Başa dönüyorum.
Ünlü rapçi Ceza'nın ilk yüze girdiği oyun A. Age of Empires mı? Yanlış. Neydi? NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen milli futbolcu E. Pas. O hala pas. Bende NBA basket yok bende. 10 Kasım 2015 yılında piyasaya çıkan ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu bir beyzbol topu olan oyunun adı F. Pas. Klopp'un Liverpool'da oyun içerisinde rakip takıma uyguladığı presin adı Y. Pas. James Harden'ın formasını giydiği takım H. Pas. Kariyerinin ilk 2 sezonunda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Kamerun'un NBA All-Star'ı. J. J miydi? Pas. Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Atletico Madrid'den 80 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isim L. Ve süremizin sonuna geldi. Pas. Evet. Hüsran. Hüsran değil ya, iddialı olmadığını söylemiştin abi. Söyledim zaten. Dedim ki hani futbol dışında başka evet. Spordan soru gelirse bilmiyorum. Ya şimdi bence kendi dalında bir soruda sıkıntı yaşadın. Ona neydi? Geleceğim zaten. Genele bakalım. 13 doğru, 9 boş, 1 yanlış. Yani yanlış az olması güzel ama boş yanlış çok. Yanlış hangisiydi? Şeyde, Ceza'nın oyunu herhalde. Ünlü rapçi Ceza'nın ilk yüze girdiği oyun dedim. A harfi Age of Empires dedim. Yani ne bileyim, o attım direkt. Neydi? Assassin's Creed Black Flag. İlk yüze girmiş. Assassin's Creed'de ilk 100 sıralaması mı varmış? Var mı? Helal. Tebrikler, ne diyeyim yani. Burada Age of cevabı bence de daha mantıklı geliyor tabii. Çünkü abi, baktığında ilk yüze gelebiliyorsun. Yani evet. Bir sıralama var sonuçta, dünya sıralaması. Ama kendisi Assassin's Creed. Kendisini tebrik ediyorum. Black Flag'de. Helal olsun. Kendisini PUBG'ye de bekliyoruz. Bir diğer soru, bunu boş bıraktın abi, oraya geliyorum. 10 Kasım 2015 yılında piyasaya çıkan ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu bir beyzbol topu olan oyunun adı nedir? Evet, Fallout 4. Fallout 4. Burada bir bayağı böyle... Burada ben büyük ihtimalle yanlış duydum. Ben 1925 anladım. Şey düşünüyorum, diyorum ki 10 Kasım 1925'te Atatürk yaşıyor. Niye o zaman öyle bir tarih çıkıyorsa ben niye bilmiyorum. Bu tarihte oyun... Kafam gitti. Olması bir biraz... de hani beyzbol topu diyor, Türkiye beyzbolla alakalı o tarihlerde. 2015-1925 anladım. Onu direkt zaten bu söyleyeyim. Yani o tipten de anlarsınız zaten mal mal baktığını. Devam ediyorum. Ya NBA sorularını konuşmaya gerek var mı? NBA bence hiç sormayın çünkü hiç bilmiyorum. Cevaplarını verelim en azından. James Harden'ın formasını giydiği takım H dedim. Houston Rockets'tı. Ben mesela aklıma direkt Hoffenheim diyesim geldi. Mesela futbol söyledi. Keşke onu söyleseydin. O yani. Kadar deseydin. Kariyerinin ilk 2 sezonunda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Kamerunlu NBA All-Star'ı Joel Embiid. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa şimdi duydum. Hayır, kulak aşinalığım da yok yani. Herhalde sakatlığı çok uzun sürdü işte. Oradaki onun da şeyi yok. Buydu. NBA yani hiç takip etmiyorum. İlgim yok basketbola. Söyleyeyim. 2005 yılında Ankara'da kurulmuş olan Türk oyun firmasını sordum. T harfiyle. Evet. Aklıma Tencent falan geldi. Dedim ki söyleyeyim bari yani. Tencent PUBG yani. Onu da söyleyeyim. Ankara'da ya. Evet. Keşke Ankara'da kurulsaydı. Değil mi Tencent? Tailworld. Mountain Blade'in meşhur yapımcısı. Hiç oynadın mı Mountain Blade? Oynasaydın eminim. İsimden kaybediyor bana göre. Ben öyle oyunları çünkü yani FPS benim bütün şeyim. Senin aslında çok... Hikayeli oyun yok bende. Aranın iyi olduğu bir soru vardı burada. Bilemedim. Ne onu. Hangisiydi? Star Wars karakterini sordum. Hayır. Meşhur. Benim işte teknoloji meraklısı herkes Star Wars'ı çok iyi bildiğim zannediyor. Ben hayatımda hiç Star Wars izlemedim. Çünkü benim uzay filmlerine karşı hiçbir ilgim yok. Star Trek'e de. Peki biliyor musun? Sadece uzay filmi Star Wars karakterlerini film, biliyor musun? Goro. Öyle söyleyeyim yani. Ezbere anlatırım bütün replikleriyle beraber. Zirvede bırakmışsın işte. Star Wars'ta hiç Darth Vader biliyorum tabii. Yoda'yı da biliyorsundur. Yoda'yı biliyorum, o şeyi biliyorum. Burada biz Yoda'yı sorduk. Chewie Beka'yı biliyorum. Y deyince aslında diyesim geldi de... Acaba dedin hatalı şey yani mi sordun? Yani şimdi hani yalnız saçma bir cevap verim, linç yerim mi gibisinden şey yaptım. Star Wars'lar biraz öyle. Devam ediyorum abi. Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Atletico Madrid'den 80 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isim... Okudum haberini, adı aklıma Lucas geldi. Lucas Hernandez. Çok gereksiz para. Ya evet, onu konuşuruz. Gereksiz para olup olmadığı. Lucas Hernandez o kadar uzun para etmez yani. Doğru. Haklısın o konuda. Klopp'un Liverpool'da oyun içerisinde rakip takımı uyguladığı presin adı. Ya onu ben çok merak ettim. Bilmiyorum. Gegen pressing. Bu bayağı ünlü bir Klopp merak... tabiridir. Tanıştın, ettin. Tanışmadım Klopp'la. Sen tanıştın. Sen de gitmedin biz antrenmana. Ha yok, sen de şeye gitmiştin. Ben de şey sıra gittik sadece. Doğru. Ama en azından onun koltuğunda oturdun. Oturdum. Fotoğrafın var yani. Salah'ın meşhur penaltı kaçırdığı maç. Her maç gol atıp dedik ilk golü Salah atar. Penaltı oldu. İlk golü tam atacakken kaçırdı. Hiç unutmuyorum o maçı. Evet, sorular böyleydi abi. Nasıl gidiyor abi senin kanal işleri? Biraz kanal onlardan nasıl gidiyor? Kanal... Projelerin var mı? İyi gidiyor. Bir yandan hani bilmeyenler vardır. Benim orta aldığım siber güvenlik firması var. O da iyi gidiyor. Referanslarımız iyi. Sadece şu an işte ortak biraz başka bir işe daha giriş. Onunla uğraşıyoruz, ona koşturacağız. Ta çok iyi gidiyor. Ben bu kadar iyi gideceğini tahmin etmiyordum. Herkes söylüyordu abi, ta iyi gidecek, iyi gidecek falan diye. İyi gitmesi beni strese soktu. Hani böyle bir panik oldum. Ben nasıl olsa izlenmez diye. Yapıyorum. Sen orada, şimdi, ben yapayım. Abi yok, insan garip hemen alışıyor. İlk videosu trende girdi, ben şaşırdım. Hiç beklemedim bu kadar. İzleneceğini beklemiyordum. 2 trende girdi, 3 trende girdi, işte 4, 5, hatta 7'den sonra falan bir trende giremedi. Panik oldum ben, lan niye trende girmiyor falan. Ne ara alıştıysam ilk defa trende girmiş hayatımda. O tribe girmişsin. Ona alışıyorsun. Sonra izlenme, like niye düştü, yorumlar niye gelmiyor. İşte izlenme, kitle tutmaya bakıyorsun falan.
falan filan. Daha çok stres oldum. Bu algoritmayla alakalı olan. Hem algoritma hem de şey, aşırı ilgiden hani bir şey şimdi lan diyorsun ki daha düşük bir şey koyamam. Sen diyorsun ki hep şey böyle gidecek. Öyle gitmesi mümkün değil. Ya çünkü ne kadar çok pahalı ürün alırsan aslında o kadar çok izleniyor ya. Karşılayamıyor. Evet ya, bu arada hani illaki seni takip edenler biliyordur ama bilmeyenler için de söylemekte fayda var. Yani sen YouTube'da işler yapıyorsun, evet. Aynı zamanda Instagram'da da bayağı orada bilgilendirici, tanıtıcı storylerinden çünkü hatırlıyorum. Fuarlar falan. Şeye gidersem ya böyle basın toplantısı, ürün tanıtımı, lansmana gidersem evet. Anlatıyorum. Ya çünkü faydalı oluyor. En azından hani oradaki atmosferi de yansıtıyorsun. Şeyi anlatıyorum hani oradaki teknoloji bilgileri üzerinde. Veriyorum hani. Evet. Atıyorum işte BKM Express'e gittim mesela. Hani kaç kişi kredi kartı kullanıyor, nakit ne kadar, onları veriyorum. O genel bir evet. Bilgi çünkü. Herkesin de aa lan böyleymiş falan diyebileceği bilgileri veriyorum. Peki herkesin merak ettiği bir soru, yani bütün insanların da konuştuğu. Bu YouTube ne kadar para kazandırıyor? Bu YouTuber'lar ya, çok para kazanıyor şunu mu? Şunu söyleyeyim. Twitch yayıncıları YouTuber'lardan çok daha fazla para kazanıyor. Bu bir gerçek. Bunu kimse şimdi hani onlar öyle hep konuşuyor ya, yok YouTuber'lar çok kazanıyor falan filan. Aslında onlar daha fazla para kazanıyor bizden. Ya mesela 1 milyon izlenmeye kaç para kazanıyorsun? Abi o şimdi CMS diye bir şey var. Ya da CPM diyeyim. Daha doğru olacak CPM. Herkesin, her YouTuber'ın CPM'i farklı. Mesela normalde tahmini işte Denim'le de söyle 1 milyon izlenme 500 dolardır diyor. Mesela Ekin konumunda 200 dolar. O arada çünkü o trend değil. Kimse aramıyor. Aranma hacmi düşük. Reklam gösterimi düşük ya da işte ürettiği içerik reklama uygun değil gibi gibi şeyler değişiyor arada. Fark var yani. Bir standardı yok. Her YouTuber farklı kazanabilir. Ama ortalama bir fiyat mesela. İyi bir kanalla mesela ortalama bir kanalın kazancını ne diyebiliriz? Şöyle söyleyeyim. İyi kanalın ucu çok açıktır abi. Ona hiçbir şey yani ben bile atıyorum 1 milyon izlenmeye 6 bin dolar alan da çıkabilir. Çünkü yaptığı içerik farklıdır. Kitle tutması çok yüksektir. Ona göre içerikler, reklamlar sadece o reklamlanmıştır gibi gibi şeyler var. İşte geçilemeyen reklamların parası daha yüksek vesaire vesaire, bir sürü etken giriyor. Hani şimdi burada iyi izlenen büyük bir pazar var. İyi YouTuber dedikten sonra hani işte atıyorum işte Enes Batur falan gelmesin akla. Yok hani şeyden söylüyorum. Çünkü Enes Batur'un şeyi de belli yani, kitlesinin vereceği reklam belli. Mesela benim dediğim şey çok yetişkin kitleydi. Mesela araba kanalları. Atıyorum Doğan Kavak mesela. Bence iyi kazanıyordur. Çünkü şey araba kanalı, yaş kitlesi yüksek. Evet. Yüksek tutuyor. Kitle niş kitle yani. Hani niş reklam alıyor. Markanın aslında o, çünkü markalar reklam verirken aynen. Belli bir yaş aralığı, belli bir kesim. Belli bir şey verir. Şimdi atıyorum araba kanalı bana reklam vermez. Doğan Kabak'a verir. Ama telefonda bana verir mesela. Evet. Belli dönemlerde telefoncular pik yapıyor. Ortalama bir şey söyleyeyim. Yani 200 dolardan başlar 1 milyon izlenme. 1 milyon izlenme 200 dolardan aynen. Başlıyor. Şu anda izleyenler şu an şey yapıyordur büyük ihtimalle. Hesap yapıyor. Hesap yapıyor. Ulan 1 milyon izlenme. Abi çok algoritmi hani şey böyle anlatınca ne var lan çekti öyle olmuyor işte. Benim videomu atlayarak izlerlerse bittin zaten. Kanalı da dibe çöküyor falan filan. Bir sürü etken var arada. O yüzden bütün YouTuber'lar değişiyor. Güzel içerik vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. İçeride tutmak için daha doğrusu. İçeride tutmak için yaparlar. Çünkü yani aslında herkes YouTube'un çalışanı. Çok saçma bir şey var içeride. Yani zaten sana gelen paranın %55'ini YouTube kesmiş oluyor. Ya da %45'ini, oranı tam bilmiyorum. 45-55 bir oran vardı orada. Ya zaten ne istersen onu yapacaksın. Diyorsun ki işte YouTube diyor ki ben işte bu sene atıyorum. Diss şarkılarını ön plana çıkartacağım. Mecbur şarkı yapacaksın görünebilmek için. Yoksa seni sallamıyor. Ya da tüm saç boyaması vardı ya bir ara meşhur. Aynen. Herkes saçı boyayınca herkes pik yapıyordu böyle. Çünkü aynen. YouTube seviyor. Ha tabii slime mlime işte o gibi. Toplara girdiler aslında YouTube falan. Sana diretiyor hani bunu yaparsan yükselirsin. Yaparsan YouTube sana bir kutu veriyor önüne. Bu kutuyu aç içinde ne varsa onu yap gibi. Demeye getiriyor. Peki abi yeni bir proje falan var mı? Şimdi YouTuber'larda artık çok sık gördüğümüz bir olay var. Kanalı tutan film yapıyor. Ama izletiyor. Twitch gibi değil. Evet. Gördük Twitch'lerin yaptığı filmi. Bu arada onu da söyleyeyim. Hani o kadar laf attılar. Yok işte YouTuber'lar film yapmasın falan filan. Lafa gelince biz de oynadık falan. Öyle olmuyor işte. Biz de oynadık. Biz de yan rollük ama izleniyor. Biz çağırınca insanlar gidiyor demek ki. Yani diyorsun ki herkes... Hayır. Şunu demek istiyorum abi. Seçici olmak da her zaman ne iş yaparsan yap gerekiyor. Eğer oynadığın şeyi biliyorsun. Berbat bir iş. Herkes yani burada kimse abi bizimkiler çok güzel film, Oscar'lık film diyemez. Abi bunu da yani kendi kitlene diyeceksin ki yani gelme. Ya da reklamını yapmayacaksın gibi gibi. Büyük iddialarda bulunmayın en azından. Büyüden değil abi. Kitlene saygın ol diyorum. Yani para için onları bir eleman olarak görmemekte her zaman fayda var. Böyle bir niyetin yok diye düşünüyorum. Yok yaparsam emin ol daha fazla kişi gider filme. Şey değil abi yani YouTuber'ız diye film değil. Sonuçta şöyle YouTuber'lar birer içerik üreticisi. Yani Twitch kültürü de farklı bir şey. Twitch'te anlık bir şey lazım. Anlık aksiyon, anlık olay, anlık kitle tutma lazım. Onun matematiği ayrı bir şey. YouTuber'ların ayrı bir şey. Çünkü ben çok kötü bir videoyu kurguda çok iyi bir şey yapabilirim. Ama o çok kötü bir olayı canlı yayında çok iyi bir şey yapamaz. Hani arada matematik farkımız var bizim. Doğru. O yüzden ben içerik üreticisi olduğum için sinema filmi de bir içeriktir. Seversin sevmezsin üretiriz. O ayrı bir şey. Hı-hı. Basit bir şeydi aslında. Yani. Doğru. Normal DSLR'lı arıyla çekince sinema filmi oluyor. Basit. Doğru. Peki Twitch konusu açılmışken senle çok sık Twitch yayını yaptık birlikte. Kutat da bize dahil oluyordu. Güzel oyunlar çıkardık. Valla yapalım ben istiyorum Twitch'e yani. Twitch'e geri dönüyor musun? Aslında dönerim. Soru bu. Çok sık da sorulan bir soru sana ta aslında. Ta olarak dönmek istiyorum aslında. Hani ta biraz magazin. Çünkü artık Twitch olaylar silsilesi oldu ya. Yani oyun oynaman önemli değil. Evet. Olay çıkarman ya da işte meme göstermen falan önemli. Evet. Maalesef. IRL tarzında ama ta'lık bir şey yapacağım. Hani magazin gündemi gibi. Evet güzel çünkü olabilir. Çünkü ben söylersem insanlar bana karşı cephe alır ama ta biraz patavatsız bir adam ya.
Bu arada ikimiz ayrı karakteriz. Hani net şey zannediyor. Sen ta değil misin? Değilim. Yani sosyal hayatta öyle bir insan olabilir mi yani? İşim gücüm rast gitmez anasını satayım. Oto şeye küfür ediyorsun bilmem ne falan. Yani ta şey yani. Mahalle abisi Maganda. Ama racon biliyor. Bir karakter sonuçta. Bir o sanal bir karakter gibi. Aynen. O benim hani mesela film yaparsan onun filmini yaparım. Onu canlandıracağım o kafada bir adamın filmi olur. O da mesela Türkiye'de izlenir. O tarz alanlar izlenir Recep İvedik. Doğru. Güzel. O zaman Twitch'e ta olarak seni görmek istiyoruz en kısa İnternet zamanda. İnternet altyapım izin verirse. Buradan o zaman internet sağlayıcılarına da bir mesaj olsun. Abi 50 kere tweet atıyorum. Kapıya adam geliyor. Yok aynı şey. Ben ayrıca hani bir şey alacağım yani. 300 lira kaçacak aylık. Belli ben araştırdım. bir sponsorla çözülür ya. Yok ya veririz parasını. Çünkü ekmek yediğimiz yer sonuçta. O konuları ben şeyim yani. Ekipman her zaman iyi bakacaksın. O sana iyi bakıyor çünkü. Ne kadar önem verirsen o kadar ekmeğini karşılıyorsun, alıyorsun. Yani biz zaten muhabbete gelemiyoruz. Tabii canım abi. O kendini şey tutma. Sıcak tabii. Tutma olayı oluyor. Abone kazanman lazım. Twitch'in için zor bu arada. Hani ben şimdi hani esip güledim, giydirdim gibi oldu da hak eden bir iki kişiye gelirim. Yoksa sıkıntıydı. Sonuçta tabii ki de işini sektör, çok iyi yapanlar var canım. Destek isteyince abi gel bizim filmi oynayın. Tabii ki de adam gidip oynayacak. Arkadaş çevresi ayrı bir şey. Sadece ben şey diyorum. Sadece kötü yaptığım bir şeye aboneni çağırma yani. Senin seven adamı üzmemeye çalış. Benim derdim o. Ona gıcık oldum ben. Ben sana şey sorayım ya. Ben sorayım hadi Galatasaray olarak. Biz Cagney'e niye 12 milyon euro para verdik ya? Abi ben askerdeydim. Şöyle bir herif. Ben hani forvet de oynadım. İleri attı da oynadım. Göbek'te de oynadım. Doğru bir senin profesyonel futbol kariyerin de oldu. Çiğli Belediyespor'da. Flamingolar tabii. Flamingo'ydu bizim armamız. Millet bu nedenle ne kuşu falan diyor. Neyse şeyi soracağım şimdi. Cagne tek başına oynayan pivot santrofor bir adam değil. Olamaz da. Yani bunu Cagne 4-4-2'nin forveti. 4-4-2'nin ve yanına bir tane hızlı bir adam lazım o adama. Yani nasıl diyeyim işte. Baroş'ta Elmander'deki Elmander aslında Cagne. Aynen öyle. Elmander'in bence tırnağı olamaz da. Bu adamı niye tek başına aldılar 12 milyon euroya? 12 milyon euroya bak. 12 milyon euro ben sana şampiyonluk yapacak takım kurarım. Orası öyle ama işte baktığına Süper Lig'de ilk yarıda rekor gol atmış bir adam. Abi kendi atsın. Rekorunu ya 12 milyon euro vereceksen Gomis'i niye sattın abi? Abi o toplara girersek bak sabaha kadar çıkamayız. Çok haklısın. Yani birisi sezonluk 18 milyon euro, birisi yarın sezonda alıyorsun kurtarsın diye 12 milyon euro. Ki geçen sene bu adam seni şampiyon yaptı. Bu adamı 1 milyon satamazsın. Gomis yani. Gomis'ten bahsediyorum bu arada. Hayırlısı bakalım göreceğiz. Yani Galatasaray olarak tek memnun olmadığım şey o. Sene başında hoca o kadar forvet istiyorum diye başlayıp diyerek başlaması ve forvetsiz başlama. Ya bu sezon bir bakalım nasıl sonuçlanacak. Yok abi başkanlık öyle yapılmaz bu arada. Ben taraftarım hani şu an İbrahim muhabbetleri ayrı bir şey. Hani o apayrı bir şey ona hiç girmiyorum. O ayrı bir olay. Kulüp kültürüyle alakalı bir şey. Ve çok kötü şeyler yapıldığını düşünüyorum başkana. O ayrı bir şey. Hani arkadan darbe gibi bir şey. Beşiktaşlı elemanlar falan oy kullanıyor. Saçma sapan bir durum var ortada. O ayrı ona girmiyorum. Sadece ben şey diyorum. Eğer bir hoca, güvendiğim bir hoca, senin hocan, ben forvet istiyorum, sezon öyle başlayalım. Tamam hocam deyip de forvetsiz başlarsan o koltuğu bırakman gerekiyordu. Aynen öyle. Yani şimdi Cagney bir yana aldığın diğer adam Mitroglou. Mitroglou da zaten hani ufak bir kronik sakatlığı olan bir adam. Yine sakatlandı. Cagney'e sakatlandı. Ama onda pek fazla bir şey yok. Ya bakalım hayırlısı bu sezonu bir sağ salim bitirelim. Nerede biteceğini bir bakalım. Sinan Gümüşü iyi. Boş ver. Geleceğin yıldızı. Sen öyle diyorsan. Tabii. Geleceğin var, 5 yıl daha var böyle. Bekmeyi yer bizde. Doğru, bizde kalıcılar oluyor öyle. Aydın Yılmaz vakası gibi. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben geldin, teşekkür ederim. Geldin, renk kattın. Güzel sohbetimiz oldu. Seninle de spor dışı bir başlangıç yapmış olduk. Demarki Quiz'de. Bu arada Demarki bir yayıncı ya. Yayın kuruluşu öyle düşünün. Bence spordan da olsun soru. Adam konu kendine özgü. Özelliklerinden ya da hobisinden gibi ne bileyim. İlgi alanlarına göre. Çünkü her izleyen hep aynı. Ne kadar çok spor sorarsan sonra içerik bir şekilde aynı olmaya başlıyor. Yavaş zaten biz Demarki YouTube kanalında evet spor ağırlıklı içeriklerimiz. Bu arada ben Twitch yapın siz ya. Demarket Twitch kanalı olmak zorunda bence. Bir ara hatırlarsan yapıyordum. Ama sonra belli işte başlı aksaklıklar, zorunluluklar. Küfür muhabbeti girmiş herhalde araya. Ben bireysel olarak başlamayı düşünüyorum. Ne diyorsun? Demarket'e de küfür olsun. Ne olacak ki? Genç yayıncılar var abi içinde. İnsanları bağlamaz yani. Twitter'ı bağlamaz. Twitter'da küfür yazmıyor. Sence ben Twitch'te başarılı olur muyum? Olamazsın. Ama Demarket olur. Ben olamam. Evet. Bir ay sonra görüşürüz. Hayır. Çok zor Twitch çünkü. Benim öyle zaten şeyim yok. İddiam yok. Başarılıdan kastın ne mesela? Anlık 5000 kişinin izlemesi. Yok canım. Belli bir kitlemi yaratırım diye düşünüyorum. 3 diyorsun. 15 kişiye. 15 kişiyle birlikte. Bence Demarki'yi yapın abi. Twitch'te güzel olur Demarki. Yani genç ekibi görsünler, ekibi tanısınlar. Ekip küfür ediyorsa etsin. Abi ne sigara içiyor Twitch'te ya. Küfüre mi takıldınız yani? O toplara girersek. Bence yapın. Ben izlerim mesela. Sen izler, sen gelirsin yayına zaten birlikte yaparız ya. Evet abi buradan bir sonraki yarışmacılara bir mesajın var mı? Kazık soruyorlar. Spor soracaksan insan gibi dedim ki futboldan başka hiçbir şeyim yok hani. Okumam da, bilgim de yok. Hani bilmiyorum yani sonuçta herkes her şeyi bilemez. İlgim yok yani. Baskete ilgim yok. 50 tane basket sor. O yüzden zaaflarınızı söylemeyin daha çok yükleniyor. Ben sana yayından sonra kimin sorduğunuz
soruları söyleyeceğim. Ona yani sallarsın. Ben ama baştan söyledim ya. Basket sormayın. Şimdi her konuya göre, konunun isteğine zaten göre soru alınasaydı. Yani 23'te 23 yapsam da bir şey değişmiyor benim için. Ödül yok yani orada. O yüzden. Çok teşekkürler abi tekrardan. Geldin. Evet, bir YouTuber olarak sen kapat o zaman. Evet, programı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına konu seni değerlendirsinler mutlaka. Beni değerlendirmeyin. Hayır, ben bunu değerlendirdik işte. 13 doğru. %55. Ben Ekin Kollama'nın performansını lütfen değerlendirmenizi bekliyorum yorumlarda. Bence bu kanala abone olan insanlar sizin niye Twitch yayını açmadığınızı değerlendirsin. Bence onu da değerlendirirler. Yani Twitch yayını yapsınlar. Görmek istedikleri bir sonraki yarışmacıyı da, konuğu da yazabilirler. Senin var mı sosyal medya kartlara tıklayalım falan. Evet, biz onları koyuyoruz. Senin sosyal medya hesaplarından zaten tanıyanlar zaten takip ediyor. Zaten tanımayanlar da edebilirler. Edebilirler, sağ olsun. Facebook dışında her yerde var kendisi. Facebook'ta da var ama Facebook'a artık girmiyorum bile ya. O kadar bitti benim için Facebook. Evet abi, görüşürüz. Hoşçakalın.